Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bu yemek çocukluğumuzda çok yapılırdı. Şimdi bakıyorum yerli yabancı kanalların çoğunda domatesleri tavaya diziyorlar. Üzerlerinde bir tane yumurta kırıyorlar. Biz nasıl yapıyorduk şimdi onu göstereceğim. Domateslerimizi elimizden geldiği kadar ince doğrayacağız. Robottan bile çeksek olur. Bu yemekte domatesin suyu çok önemli. Domatesin suyunu sağa sola kaçırmayacağız. Domatesin suyu sağa sola giderse sonra su ilave etmek zorunda kalırız. Arkadaşlar domatesleri doğradık, hazırladık. Hemen hepsini ne yapacağım? Direkt tavanın içine alacağım suyuyla beraber. Burada servet yatıyor. Domatesin kilosunu hesaplayacak olursak. Pazarda 5 lira. Marketin birinde 15 lira. Birinde 19 lira. Şu suyun hepsini de alalım. Domatesin suyuyla beraber aldım. Hemen şöyle göstereyim. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yatıp kapağı kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Domatesleri sulandırabildiğimiz kadar sulandıracağız. Eritebildiğimiz kadar eriteceğiz. Yağını daha sonra vereceğiz. Arkadaşlar domatesin kapağını açıyoruz. Buna tuz, yağ, hiçbir şey katmamıştım. Şöyle bir eziyoruz kaşıkla. Altını biraz daha kısıyorum. Suyu gitmesin. Bunun özelliği sulu olması. Elinizde sıvı yağ, tereyağı, katı yağ hangisi varsa onlardan katın. Sıra geldi baharatlarını atmaya. Az bir karabiber. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar pul biber. Yarım tatlı kaşığı pul biber attım. Yumurtayı da hesaplayarak tuzunu atıyoruz. Domatesler rengini verdiği için salça kullanmayacağız. Bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber atıyorum. Kırmızı toz biberi özellikle atıyorum. Çok güzel lezzet verir. Hemen içindeki yağını bir eritelim. Altını açtım yağ çabuk erisin diye. Arkadaşlar hemen yumurtasını çırpıyoruz. Bunun yumurtası içinde görünmeyecek. Yumurtanın görünmesini isteseydik yumurtayı çırpmadan atardık. Karıştırmazdık. Yumurtanın içinde görünmesini istemiyoruz. Hemen yumurtasını döküyoruz. Yumurtasını döktüğümüz gibi karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz ki yumurta içinde top top olmayacak. Ekmek banılacak. Bu yemeği mutlaka bilenler vardır. Altını kısıyorum. Altı kısıkken bir dakika daha karıştıracağım. Bir dakika geçti. Hemen altını kapatıyoruz. Arkadaşlar bu yemeğe hiç sunmaya gerek yok. Sıcağıyla şöyle ekmeği ne yapıyoruz? Alıyoruz. Bir de susak yapıyoruz. Susağı herkes bilir. Şöyle yağlı tarafından. Görüyor musunuz? Şöyle kenara bırakayım. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Tablet yemekleri hiç fark etmez. Ev yemekleri. Tek yapmanız gereken Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım.